AMD durmak ki durmasın zaten ve Ryzen fırtınası da dinmek bilmiyor. Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 3000 serisi masaüstü işlemcilerle tüm dengeleri adeta alt üst eden Ryzen 4000 serisi yeni nesil dizüstü bilgisayar platformuyla da rekabete bambaşka bir boyut kazandıran AMD rakibi Intel'in 10. nesil masaüstü işlemcilerini piyasaya sürmesinden sonra tekrar düğmeye bastı. Ekran kartlarını kullandığı fakat işlemci tarafında şu ana kadar görmediğimiz, tecrübe etmediğimiz XT takısını taşıyan yeni Ryzen işlemci modelleriyle masaüstü süs işlemci modelleriyle bir kez daha Zen 2 mimarisini önümüze getirmiş oldu. Çünkü yeni işlemciler daha hızlı ve daha öfkeli demeyeceğim o biraz tuhaf olur ama yeni işlemciler daha hızlı. Temmuz ayında piyasaya çıkmasını beklediğimiz yeni işlemci modelleri şunlar. Ryzen 5 3600 XT, Ryzen 7 3800 XT ve Ryzen 9 3900 XT. İşlemci bazında farklara geçmeden önce temel güncellemelere göz atalım isterseniz. 1- Üretim tekniği. Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen işlemci modelleri 7 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilen dünyanın ilk x86 işlemci modelleriydi. AMD'de dahil olmak üzere Apple, Qualcomm, Nvidia ve diğer tüm teknoloji devleri için çip üretimi gerçekleştiren Tayvan merkezi TSMC firması yaptığı geliştirmeler sonucunda 7 nanometre üretim tekniğini olgunlaştırdı ve AMD tarafı da bundan istifade etmeye karar verdi. Bu değişime bağlı olarak x serisi işlemciler artık daha verimli çalışabilecek. İki, Daha hızlı çalışan çekirdekler, yani artan frekanslar. Yeni işlemci modellerinde saat hızları yükseltildi ve üstelik yükseltilmekle kalmadım, 7 nanometre üretim tekniğinde yapılan güncellemeler sayesinde o tepe frekans seviyesinde selefi olan modele göre daha uzun süre kalabilecek bu işlemciler. Yani günün sonunda daha fazla performans sunabilecekler. Birazdan performansla ilgili öngörülerimi sizlerle paylaşacağım zaten. 3. Uyumluluk. Yeni işlemci modelleri mevcut anakartlarda herhangi bir sorun yaşanmaksızın kullanabilecek. Soket zaten değişmedi ama arka tarafta herhangi bir donanımsal değişim olmadığı için mevcut anakartlara belki bazılarında BIOS güncellemesiyle bu işlemciler rahatlıkla kullanılabilecek. 4. Platform seviyesindeki güncellemeler. X570 ve B550 chipsetleri dışında A520 Yonga setinin ve Stormy teknolojisinin yeni versiyonu olan Stormy 2.0'ın da geleceği açıklandı. Yani Zen 2 mimarisini kullanan sistemlerin toplam maliyeti anakart seviyesine düşebilecek ve aynı zamanda yeni depolama teknolojisi ile kullanıcı deneyimi sistem seviyesine arttırılmış olacak. Bu detaylardan sonra şimdi isterseniz model seviyesinde işlemcilere göz atmaya başlayalım. Geçtiğimiz haftalarda Ryzen 3 3100 ve Ryzen 3 3300X gibi fiyat performans odaklı iki güçlü ve iddialı işlemcisini piyasaya süren AMD bu gruba ve Threadripper öncesindeki en performanslı model olan Ryzen 9 3950X modellerine XT güncellemesi yapmamış. Muhtemelen bu işlemciler kendi segmentlerinde güvenli ve güçlü görünüyor. XT ailesindeki en güçlü işlemci olan Ryzen 9 3900X'te 12 çekirdek ve 24 dizek desteğine sahip. 70 MB'lik tampon bellek ve 105 W'lık ısıl tasarım gücüyle gelen işlemcinin saat hızları ise standart olarak 3800 MHz ve turbo ile 4700 MHz. Selefi olan Ryzen 9 3900X ile kıyaslandığı zaman bas frekans dediğimiz taban hızı değişmemiş. Ancak turbo frekansı 100 MHz yükseltilmiş. Bu güncelleme tabi teste ve oyuna göre değişmekle birlikte tahminlerime göre muhtemelen %4 ila 5 civarında performans artışı getirebilir. İkinci yeni model Ryzen 7 3800X'te. 8 çekirdek ve 16 izlek desteğine sahip olan işlemcide 36 MB'lik tampon bellek ve 105 W'lık ısıl tasarım gücü sunuluyor. Standart hızı 3600 MHz olan işlemci turbo ile 4700 MHz'e kadar çıkabiliyor. Tek çekirdek performansında muhtemelen Ryzen 7 3800X'ten yine tek çekirdek seviyesinde %5 civarına daha hızlı olmasını bekliyorum. Son işlemci modeli ise Ryzen 5 3600X'te. 6 çekirdek ve 12 izlek desteğine sahip olan işlemcide 35 MB tampon bellek bulunuyor ve 95 watt ısıl tasarım gücüyle geliyor. İşlemcinin çalışma hızı 3800 MHz. Turbo frekans ise 4500 MHz. Selefi'ne göre en büyük farkının 100 MHz daha yüksek olan turbo hızı olduğunu söyleyebilirim. Yine muhtemelen %4-5 seviyesinde daha yüksek tek çekirdek performansı verecektir. Yeni işlemcilerden Ryzen 5 3600X'te ile birlikte Wraith soğutucu verilecek ancak Ryzen 7 3800X'te ve Ryzen 9 3900X'te herhangi bir soğutucu da gelmeyecek. AMD bu noktada 280 mm radyatöre sahip olan 3. parti ve kaliteli sıvı soğutma kitlerini tavsiye ediyor. Bu işlemciler piyasaya çıktıktan sonra XT takısı olmayan SLF modelleri muhtemelen stokları bitene kadar belki bir miktar fiyat indirimiyle piyasada kalmaya devam edecek ama stoklar bittikten sonra o segmentte sadece XT modelleri devam edecek. Birinci nesil Ryzen işlemci ailesiyle birlikte AMD daha iyi bir sistem deneyimi için Stormy adını verdiği teknolojiyi duyurmuştu. Şimdi ise 2.0 versiyonu ile birlikte yepyeni ve daha kolay bir kullanıcı arayüzü buna ek olarak da kapasite bağımsız SSD ve hard disk kombinasyonlarına izin veren daha elverişli ve daha kullanışlı bir teknolojiye dönüşüyor. Duyurusu yeni yapılan bu işlemcilerin piyasaya çıkmasını merakla bekliyorum ama önümüzdeki haftalar AMD adına daha başka heyecanlara da gebe olacak. Örneğin yeni nesil APU işlemcilerinin masaüstü işlemci modellerinin piyasaya sürmesini bekliyoruz. APU neydi? APU AMD tarafından entegre grafik birine sahip olan işlemciler anlamına geliyor. Şu an piyasada satılan Ryzen işlemci modellerinin üzerinde entegre grafik bulunmuyor ama önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak. Yine Zen 2 mimarisine sahip Ryzen 4000 serisi Masios Apular hem yüksek performans hem de entegre grafiği beraberinde getireceği için düşük maliyetli ama performanstan tahayyüzlenmeyen sistemlerin kurulmasına izin verecek. Bunları ek olarak HTPC, HTPC dediğimiz yine az yer kaplayan medya bilgisayarlarının oluşmasına da zemin hazırlayacak. Zaten Ryzen 4000 serisi mobil işlemciler aslında enerji tüketimi anlamında derin optimizasyonlara sahip olan apular anlamına geliyor. Şimdi TTP seviyesinde 65 watt'lara çıkabilen masaüstü versiyonlarını da önümüzdeki günlerde Ryzen 4000 masaüstü apu ailesi olarak görmeye başlayacağız. Son bir notum daha var. 2021'e ertelenip ertelenmediği çok sık dedikodulara malzeme olan Zen 3 mimarisi. Yani AMD'nin yeni nesil mikro işlemci mimarisi bu sene piyasada olacak. AMD tarafı Zen 3 piyasada olacak diyor ama hangi ürün grubuyla olacağını söylemiyor bu. Zen3 tabanlı Ryzen 4000 serisi masaüstü işlemciler de olabilir. Zen3 tabanlı sunucu işlemciler de olabilir. Ama benim tahminime göre Ryzen 4000 serisi masaüstü işlemciler muhtemelen yılın sonlarına doğru en azından belli modeller seviyesinde piyasada kendisine yer bulabilir. Bakalım bunların hepsini bekleyip göreceğiz. Bu arada evet farkındayım. AMD'nin isimlendirme tercihi kafa karıştırmaya müsait görünüyor. Şu an hali hazırda Zen2 mimarisini kullanan Ryzen 4000 serisi mobil işlemciler var. Zen2 mimarisini kullanan entegre grafik birimine sahip olan Ryzen 4000 serisi masaüstü işlemciler Apo olarak geliyor ve yıl sonlarına doğru da muhtemelen Ryzen 4000 serisi APU olmayan yani entegre grafik birimi bulunmayan Zen 3 mimarilim 7 nanometre plus üretim tekniğine sahip olan yepyeni daha güçlü daha verimli ve daha iddialı AMD işlemcileri de piyasada göreceğiz. Heyecanlıyız. Yeni nesil işlemcileri merakla bekliyoruz. Geldikçe zaten bu ekranlarda sizlerle paylaşmaya ve konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Dostlar ben Erdoğuz Bu videomuzda AMD'nin XT serisi yeni Ryzen işlemcilerin özelliklerine yakından bakmış olduk. Arzu ederseniz sosyal medyada, Twitter'da ve Instagram'da Erdoğuz ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir. Arzu ederseniz takip alabilir. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.